Çıplarken, face to face, hand to hand, silah yok, bıçak yok, sapa yok. Ne istiyorsunuz? Çık! Hadi Halil, hadi Halil! Çok iyi Mustafa. Evet. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole. Bağımsız çok. Çok çabuk tepki verin. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you... Bizim güçle işimiz yok. Kasıt, kırklat, göz. Allah'ın emrediği gideceğiz. Size lütfen arkaya alın. Sağ el, kası alınsın, sol. Aşağıya çeksin ve... It takes hard work to make yourself a penny, son. And I will not be the one... İki elde boş zaten. Kası alır, saç yoksa buruna gir. Şimdi kası. Ya kaç kurtul, ya kal savaş, amigdala. Düşünmeye zamanımız yok, onun için 3 saniye içerisinde. 3 saniye. Biz bugün gırtlak tehdidi. Biliyorsunuz zaten, önce uzaklaştır. Akabinde bas, kontrol et, bitir. Sonrasında düşür ve al. Evet arkadaşlar, şimdi Krav Maga'nın mekanına geldik. Krav Maga Combat House. Burada çok değerli hocalarımız var. Az önce zaten oradan idmandan da çok güzel kesitler aldık. Onları zaten şimdiye kadar izlemişsinizdir muhtemelen. İnanılmaz şeyler var. Yani ben sporla yıllardır iç içeyim ama dövüş sporuyla yalnızca bir 3-4 ay boksla uğraşmıştım. Onun dışında bir geçmişim yoktu ve Krav Maga'yı böyle uzaktan uzağa biliyorum yalnızca. Biz daha çok şey bekliyorduk, hani böyle genelde olur ya, İşte elini koyar biri, o böyle alır ağır çekim, şöyle büküyoruz falan filan. Evet. Sizi buraya direkt taktık. Yere yatırmalar etmeler daha böyle şeymiş yani. Bayağı da hoşuma gitti. Genç arkadaşlarımız özellikle şeyi çok merak ediyorlar yani. İlgi duyuyorlar daha doğrusu. Çünkü sokak güvenli bir yer değil hiçbirimiz için. Ne zaman başımıza ne geleceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. O yüzden insanlar da böyle kendini korumayı öğrenmek istiyorlar. Doğru. Bunun için genelde eskiden mesela Aikido çok popülerdi. Evet. İşte boks çok popülerdi bunun yanında. Hepsi ama mesela... Hepsi de çok kıymetli spor. Evet, doğru. Hepsi de çok güzel spor ama bunlar birazcık daha müsabaka sporu olduğu için... Evet. Mesela sokakla beraber bir araya tam gelemiyordu. Çünkü sokakta evet. Yani adam ben boks yapayım, işte hadi şöyle adım diye falan. Hani böyle bir şey yok çünkü evet, ringe evet. Çıkmıyorsun direkt. Doğru. Allah ne verdiyse girmen gerekiyor. Yani başına ne geleceğini hiçbir zaman bilemiyorsun. Yani bıçak faktörü var mesela. Ama Krav Maga bunları böyle çok güzel bir araya getirmiş ve günlük hayatta da kullanılabilir bir şey. Doğru biraz bir tespit. Biraz size ben topu atayım. Krav Maga 2. Dünya Savaşı döneminde İsrailli sivillerin kendilerini korumak üzere oluşturdukları bir koreografi bütünü. O dönemde kendilerini korumak isteyen siviller, az önce bahsettiğiniz aslında tüm bu disiplinleri, boksu, aikidoyu, jiu-jitsu'yu, bunların tümünün gerçek hayatta sokağa uyarlanmış versiyonunu koreografilendirerek kendilerini korumayı aslında prensip edinmişler. Sonrasında İsrail Güvenlik Kuvvetleri ise bunu aslında temel çalışma prensibi, disiplini haline getirmiş. Bireysel hali sivillerin ayrı koreografilendirdiği, sizin az önce bahsettiğiniz sokak tarafı. Aslında bunun bir de military tarafı dediğimiz askeri boyutu var. Bizim burada öğrencilerimize aktarmaya çalıştığımız kısım, sokakta karşı karşıya gelebileceğimiz gerçek hayata daha uygun simülasyonlar bütünü diyelim. Nerede, ne zaman, ne olacağını aslına bakarsanız bilmiyoruz. Beklenmeyen bir durumu aslında simüle etmeye çalışıyoruz. Yapan arkadaşım vardı yine Krav Maga ile ilgili. O şey diyordu mesela, abi bugün bar konseptimiz var. İşte evet, bar kavgası. Doğru. Nasıl şişe kırarız, nasıl şey yaparız. Doğru. Şimdi biz aslında hiç saldırı yönüne odaklanmıyoruz. Biz saldırgan psikolojisini anlayıp onların düşünme sistemi içerisinde kendimizi nasıl uzak tutarıza biraz daha odaklanıyoruz. Krav Maga'yı avantajlı bir noktaya getiren şey sadece gerçeğe uygunluğu değil, aynı zamanda kuvvet gerektirmiyor olması. İlk başta uzak durmayı öğretiyor aslında. Duyu organlarını aktif kılan, refleksleri harekete geçiren, çünkü 3 saniye prensibi var burada. Saldırıya, az önce de bahsettiniz onu. Doğrudur. Yani bu 3 saniye şunun için kritik. Önce teslim oluyoruz, karşımızdaki saldırganın egosunu yukarıya çekip gardını da düşürüyoruz. Şimdi tehdit unsuru olmadığımızı onu öncelikle ikna ediyoruz. Daha sonradan onun beklemediği anda 3 saniye içerisinde de mümkün olduğu kadar onun saldırısından sağlıkla, olabilecek en maksimum sağlıkla kurtulur. Çünkü bahsettiğimiz şey eğer bir bıçaksa kesilmeme ihtimaliniz yok. Evet. Burada mümkün olduğu kadar alacağımız kesiyi doğru yere vücudu yönlendirerek
hayati bir noktaya almamaya sağlıyoruz. Güç gerektirmiyor dedik. Bu çok önemli bir faktör aslında. Çünkü bu kadınların da yapabileceği anlamına geliyor. Çocukların da yapabileceği anlamına geliyor. Aikido'da, boksta çok temel bazı kurallar var. Bazı noktalara vuramazsınız. Ama Krav Maga'da her şey serbest. Çünkü temel amaç eve geri dönmek, eve sağlam dönmek. Ama bu birisine zarar vererek olmayacak. Mümkün mertebe kendimizi koruyacağız ve oradan uzaklaşacağız. Ve bu 3 saniye içerisinde ciddi bir hızla yapmamız gerekiyor. Saldırgan değil. Mesela geldi bir şey istiyor. Cüzdanı ver, paranı ver vesaire. Evet. Bir de zarar verebileceği bir alet var. İşte bıçak olabilir, silah olabilir. Doğru. Orada hocamız şeyden bahsetti. Senden bir talebi var. Evet. Yoksa öldürmek için gelse zaten öldürmüştü. Doğrudur. Onu kullanmak doğrudur. Yani uzaktan olabilecek. Şimdi silah bizim çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Çünkü silahla tehdit edilerek maalesef ülkemizde kadınlar şiddete maruz kalıyorlar. Tacize maruz kalıyorlar, tecavüze maruz kalıyorlar. Bunlar hayatımızın maalesef okuduğumuz üçüncü sayfa gerçekleri. Birimizin, herhangi bir tanemizin ömründe bir kere bile kurtulma şansı olacaksa bu an için hazırlıyoruz aslında kendimizi. Bu paranoyaklık da şöyle farklı. Eğer yeterince duyu organlarımızı kullanırsak, anda kalırsak, gerçekten bulunduğumuz anda etrafımızı doğru gözlemlersek, etrafımızı dinlersek, buradan gençlere özellikle Krav Maga'nın bence başladığı noktadaki en önemli şey konusunda uyarmak istiyorum. Kulaklıklarını takıyorlar, iki kulaklıkla. Sokakta görüyorlar. İlla biri saldıracak diye değil. Ama hani freni patlamış bir otobüs kendilerine gelirken birisi onları uyarmak istese duymayacaklar. Buradan başlıyor aslında Krav Maga. Çevremizdeki insanların nerede olduğumuzu bilmeliyiz. Çevremizi dinlemeliyiz. Araba kullanırken biz ambulansı duymalıyız. Aslında Krav Maga hayatın her yerinde var. Ve bulunduğumuz yerde mutlaka ayık olmamız lazım. Bu çok uzun bir yolculuk değil. Krav Maga'yı basit kılan şey aslında birçok hareket şekli yok. Öğreneceğimiz şey 100-150 tane hareket değil. Çok doğaçlama çünkü yani. Aynen öyle. Çalışarak ne kadar da çalışabilirsin. Aynen öyle. Yani. Hani her şeyi sürekli yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Temel hareketleri var. Baktığınız zaman dirsek kullanıyoruz. Evet, hammer kullanıyoruz. Evet. Ama önemli olan şey bunun o saldırı anında otomatik çıkabilmesi. Evet, refleks haline gelecek. Doğru. Yani. Bugün yaptığınız şeyi tekrar edildi. Bir yerden sonra artık gelince hemen görebiliyorsunuz. Aynen. Yani saldırganı gözlemlemek gerekiyor vesaire. İşte bu noktada zaman geçtikçe iş sadece kas hafızasına ve bu hareketleri hızlı yapmaya odaklanmaya dönüyor. Çok şey de devreden çıkıyor artık. Hani biriyle yüzleştiğin anda buradan bambaşka bir durum olacak. Bambaşka psikolojidesin. Aynen öyle. Hani şok olabilirsin, kalabilirsin. Kesinlikle o donmayı aslında atmak biraz daha atmak gerekiyor. Doğru. Evet. Çalışmalar sırasında aslında o biraz kırılmaya başlıyor. Evet evet. Ya burada gördük. Çat vurmalar, etmeler, bilekler kızarmış falan böyle. Evet evet. O bizim taktığımız madalyalar diyoruz biz onlara. Kollarımızı morardı ama o bir iki ay sonra artık morarmamaya başlıyor. Evet, evet. Ben de Amerikan futbolu oynamıştım. O ana kadar mesela üniversite oynadım Amerikan futbolunu. O zamana kadar böyle darbe almaktan falan çok çekinirdim mesela. Doğru, ama onu oynadıktan sonra rahatlıyorsun artık. Yani bir şey olmayacağını anlıyorsun yani. Kesinlikle. Bir yerin morardığında ölmüyorsun yani. Doğru. O da çok önemli mesela. Nerede yapıyorsunuz hocam eğitimleri? Mesela gelmek isteyen arkadaşlar size Instagram'dan ulaşabilir. Nerede ulaşabilir? KMCH aslında Instagram'da oldukça aktif olmaya başladı. Onun yanı sıra kullandığı aslında en aktif ve en uzun süreli hesap Life Krav Maga Instagram sayfası. Öğrenci arkadaşlarımız Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders alabilirler. Aslında bunu öğrenmek için çok ciddi bütçelere de gerek yok çünkü grup dersleri de yapılabiliyor. Birebir olması gerekiyor. Hiçbir ekipmana gerek yok. Evet. Genelde rahat öğrenme süreci için biz eşofman vesaire takımlarla çalışıyoruz. Ama o kadar farklı yerlerde, alanlarda çalışıyoruz ki bunun için bir bikini bile gerekebilir. Çünkü havuz ve deniz çalışmalarımız da oluyor. Dolayısıyla herhangi bir şey gerek yok aslında. Ulaşabilecekleri sayfalar aslında YTÜ'nün Krav Maga Kulübü ile iletişime geçebilirler. Onun yanı sıra KMCH ile iletişime geçebilirler. Life Krav Maga'dan bizlere ulaşabilirler. Ben herkese özellikle kadınları, çocukları, gençleri bireysel savunma konusunda bilinçlenmeye keyifle davet ediyorum. Süpersiniz. Yine aşağıya da bütün bilgileri koyacağım arkadaşlar. Instagram sayfalarını. Buranın Google konum linkini. Maslak'tayız şu an. Metro ile geldik. Biz metro ile de ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de eğitimler devam ediyormuş. Onlara da ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa direkt kendilerine Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Diyelim ve burada videoyu sonlandıralım. Çok teşekkür ederim. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Süperdiniz hocam. Sağ olun. Süperdiniz. Sağ olun. Gerçekten. Çok teşekkürler. Eda'nın da anlattığı gibi en önemli yönü eve sağlam dönmek.
Biz bunun için ayakta kal, hayatta kal lafını kullanıyoruz. Maslak'taki spor salonumuzda Mustafa Hoca, Şenay Hoca, Ceyda Hoca ve ben Can Hoca olarak hizmet veriyoruz. Amacımız şiddetin her türlüsüne karşı kolay öğrenebilir bir yöntemi, yani Krav Maga'yı öğretmeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Siz de bize tanıtmamızda yardımcı oluyorsunuz. Çok mersi. Görüşürüz diyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.